Fuat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Şükür abi. Prof. Dr. 21 Aralık öncesi ve sonrası ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Fuat Bey, 2009'da bir iddia attınız. 2010'da 13 Ağustos 2010'da ile 21 Aralık 2012'yi 21 Aralık 2012 değil 13 Ağustos 2010 dediniz. Evet. Bu iddialarınızla ilgili bize biraz açıklama yapar mısınız? Evet. Şimdi Mayalar 1.877.000 günde bir dünyanın bir periyottan bir başka periyoda geçtiğini ve bu periyotların 5 tane olduğunu ifade ediyorlar. 1.872.000 günü 360'a böldüğümüz takdirde 5200 çıkar. 360 bir yıl kabul edersek. Evet. Yani astrolojik yıl diyelim. 360 evet. dereceye göre hesap edilen evet. gün. Evet. Her bir derece bir gün mütala edildiği takdirde. Evet. 5200 yıl yapıyor. 5200 yılı da 5 ile çarptığınız zaman evet. 26 bin yıl yapıyor. Bu bir toplam periyot diyorlar. Bu 26 bin diye gidiyor. Geçmişten 26 bin diye buraya kadar geldi. Evet. Ha, bu bizim çağımız 4 periyodun bitip bizim bulunduğumuz evet. dönem 4 periyodun bitip 5. periyoda girdiğimizin ifadesi. Evet. Mayalar bunu ifade etmeye çalışmışlar. Şimdi bununla alakalı yapılan araştırmalar var. Evet. Aslında bunu çok büyük takdirle karşılamak lazım. 200 yıldır Yucatan bölgesinde, evet. Meksika Körfezi'nde birçok vakıflar, birçok kişiler evet. buralarda araştırma yapıyorlar. Evet. Ve netice itibariyle o bölgeden alınan batık veya felaket sonucunda meydana gelen katmanlardan evet. Çıkarılan donelere karbon testi, C14 testine tabi tutuyorlar. Evet. Bunun sonucunda da bu döngünün başlangıcının 13 Ağustos 3114 olduğunu tespit ediyorlar. Evet. Birileri evet. bu tarihin hitamı nedir? Çünkü elde bugüne göre karşılaştırması nedir? Tabii 1.872.000 gün toplam zaman var. Evet. Başlangıçta böyle, sonuçta. Evet. Şimdi bu sonucun hesabını yaparken bir tarih buluyorlar. 21 Aralık 2012 diye. Evet. Ha, ben astroloji ile çok ilgili bir adamım. Yani evet. bu, her şeyi araştırırım bu astrolojik olarak. Evet. Tabiatımda var bu benim.